sarı kan toron biraz önce bahsetmiştim. Bunun birleşiminde hiperesin, hiperforin var. Kişiyi mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu yapar. Çünkü beyindeki serotonin hormon salgılamasını artırır. Noradren hormon salgılamasını artırır. Glutamat ve dopamini artırır. Böylece kişi huzurlu, neşeli olur. Yaptığı iş de dikkatli olur. Dikkat eksikliği bir olay yaşamaz. Özellikle öğrenciler mesela sınava giriyor. Çok gerilimli, stresli. Ailesinden, çevresinden korktuğu için, baskı altında olduğu için panik oluyor. Bildiğinde bile yazamayabiliyor. Ne oluyor? Sınav sonunda %50. Aa, dışarı çıkınca şunu biliyordum ama yazamadım, bunu biliyordum ama yazamadım, keşke yazsaydım vesaire diyor. O anda sınav sırasında aklına gelmiyor. Bildiği şeyleri dahi yazamıyor. Neden? Baskı altında, psikolojik baskı, ailenin, çevrenin, arkadaşların vesaire vesaire çeşitli sebeplerden dolayı baskı altında olduğu için panikliyor. Bildiğinde yazamıyor. Oysa sarı kan toron kullansa kişi düzenli olarak ilkokuldan üniversiteye kadar konuya odaklanır. Bildiği her şeyi yazar. Ben bununla yıllar önce bir kendi üzerimde denedim ilk. Ehliyet imtihanına girmiştim. Yani 35 yıl önce. Aa, çok hata yaptım. 7-8 defa. Tamam, gittim. Sarı kan toron kullandım. Bir iki hafta sonra tekrar imtihana girdim. Benden önce iki Alman çocuğu. Onlara imtihan oldu. 15'er dakikada ehliyetlerini verdi. Sıra bana geldi. Şuraya sür, buraya sür, otobana sür vesaire vesaire. 45 dakika oldu. Hala hoca ehliyet vermiyor. Trafikten gelen memur dedi ki, sen Nazi misin dedi, ırkçı mısın dedi. Adamdan ne istiyorsun dedi. 45 dakikadır hiç hata yapmadı dedi. Öbürleri 3-4 hata yaptı. Onlara dedi, ehliyet verdin. Bu Türk olduğu için ehliyet vermek istemiyorsun dedi. Ne istiyorsun bundan dedi. Ben de hocayla devamlı tartışıyordum. O Alman ırkçısı Nazi, ben de Türk milliyetçisi. Fikirlerimiz zıt. Adamların gözü ta Türkiye'ye düşünüyor. Yani Almanya, Türkiye'ye geliriz biz şöyle yaparız. Kafa hala kafayı yemiştir. Sürekli tartışıyorduk. Onun için bana ehliyet vermek istemiyordu. Öbür adam ırkçı olmadığı için iptal ederim lisansını, adamın ehliyetini verdiğince korkudan hemen ehliyeti yazdı, verdi. Dedi ki, ya sen ne yaptın dedi. Ne yaptın dedim. Hiç hata yapmadın dedi. Evet dedim. Bunun sırrı nedir dedi. Herkese söylerim, sana söylemem. Hadi iyi günler dedim. Sarı kan toron kişiyi rahatlatır, relax. Programa çıkmadan önce mesela birçok sunucu, televizyona çıkan, programlara çıkan insanlar ne yapıyor? Panik oluyor, korkuyor, geriliyor. Acaba şöyle mi yapsam, acaba böyle mi yapsam? Televizyonlara çıkanlar çıkmadan önce sarı kan toron kullanırlarsa 2-3 tane de alabilir. Rahat rahat konuşur. Köy kahvesinde konuşulmuş gibi panik yaşamaz. Yani mesela burada bir sunucu vardı. İsmi önemli değil. Adamcağız çok geriliyor, çok geriliyor. Böyle kaplan gibi içeri giriyor stüdyoya. Herkese bağırıyor, çağırıyor vesaire. Dedim ne oluyor? Ya abi çok geriliyorum, çok geriliyorum. Niye? Çok çalışıyorum. Çok sıkılıyorum. Yetiştiremeyeceğim diye panik oluyor. Panik yok dedim. Sana sarı kan toron kullanacaksın, görüşeceğiz. Bir hafta sonra nasıl dedim? Vallahi koyun gibi oldum dedi. İsterse beni dinlesinler, ses çıkarmam dedi. Yani o kadar oldu. Koyun gibi oldu adamcağız. Bir hafta içerisinde sarı kan toron kişiyi rahatlatır, relax olur. Kendinden emin olur. Panik olmaz. Bununla ilgili bir özel bir durum da oldu. Şimdi 60 yaşında bir beyefendi, 30 yaşlarında bir bayanla evlenmiş. İkinci hanımı, birinci hanım vefat etmiş. Adamcağız yatağa girince panik oluyor. Kafayı takmış oraya. Beceremem, başaramam korkusuyla titriyor böyle. Yatağa girince başlıyor hastalık. Titreme, korku, panik. Ya doktora da gidemiyor, utanıyor. Gel dedi ki, sana bir şey söyleyeceğim, buyur. Böyle böyle bir durum var, ne diyorsun? Panik yok dedim, sarı kan toron kullanıyorsun. Kendine güvenin gelir, üzerindeki paniği, psikolojik, yani bu durumu atarsın. Eğer 2-3 ay kullandı, üzerindeki psikolojik o gerilimi attı, rahatladı. Çok şükür, çok çok iyiyim. Adam aslan gibi oldu, kedi gibi olan vatandaş kendine geldi. Yani sarı kan toronun birçok özellikleri var. Kişiyi kendine emin oluyor. Güven geliyor. Huzur buluyor. Rahat ediyor. Günümüzde insanlar özellikle
İşte firmalar birbiriyle görüşüyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. O firma onunla, bu firma bununla. Konferanslar, seminerler vesaire vesaire. Topluma, cemiyete giren insanlar, yeni bir ortama giren insanlar. Acaba nasıl karşılanacağım, ne olacak, ne bitecek vesaire vesaire. Yani günümüzde bu hızlı yaşam nedeniyle tabii ki insanlar birçok psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu tür durumlar için sarı kantaron nedir? 10 numara. Hiç problem yaşamaz. Gayet rahat her türlü psikolojik sorunu atlatabilir. Ha, kimyasal antidepresan kullanırsa ne olur? Mesela bir beyefendi bana uğradı. 26 yaşında geldi. O adam daha nasılsın, iyi misin, hoş geldin, hoş bulduk demeden oturdu, ağlamaya başladı. Ne oluyor dedim. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım, kime ağlasın? Niye ağlıyorsun dedim. Bilmiyorum henüz. Yani hiçbir şey konuşmadık. Niye ağlıyorsun? Hanım beni evden attı dedi. Niye attı? Söyleyemem. Söylemesin, ben bilmiyorum ki niye attı. Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Söylesem çözüm bulabilir misin? Bilmiyorum dedim. Yani ben söylemeden bilemez. Hanımı demiş ki, kız kardeşimden farkın yok, güle güle. Dedim ki ya niye böyle dedi. Dedi hormonları sıfırlamış. Doktora gitmiş, demiş ki doktoru, testosteron hormonu sıfır. Dedim niye sıfırladı? Durup dururken hormon biter mi? Dedi ki antidepresan kullandım. Psikolojim bozuktu. 3-4 ay antidepresan kullandım, ondan olmuş. Doktora gittim mi? Gittim. Ne dedi? Bana sormadın ki demiş. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma. Dedim problem yok, panik yok. Onu da açarız. Şimdi sarı kantaron kişiye psikolojisini düzeltir bir, kendinden emin olmasını sağlar. Yani aşağılık kompleksini üstünden atar.